Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 2020 LGS'de çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Çözümleri ben yaptım zaten. Çözümlerin nasıl yapıldığını, soruların çözümlerinin nasıl olduğunu anlatacağım. Dolayısıyla videomuz arkadaşlar olabildiği kadar kısa olacak. Çözümleri yapmaktan ziyade çözümler üzerinden konuşmak daha iyi olacaktır arkadaşlar. Hem de daha kısa olacaktır. Bu şekilde soru analizlerini de yapabiliriz arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Bir bilye atma oyununa ait işte kısa kenar uzunluğu bir birim oluşan işte bir oyun parkuru var. Bu şekilde bir parkurumuz var. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncu mavi bölgedeki alana düşürmüş attığı şeyi, bilyesi. Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine olan uzaklığını soruyor arkadaşlar. Yani köklü sayıların yaklaşık değerleriyle alakalı bir soru. Şuradan bilye atmış, mavi bölgeye kadar gelmiş, mavi bölgede durmuş. Dolayısıyla bulacağımız değerin 6 ile 7 arasında olması gerekiyor yaklaşık değerlerin. Önce ne yapıyoruz? Önce bu sayıları kök içine atıyoruz. Yani 2'yi kök içine attığınızda 4, 4 kere 10, 40 arkadaşlar. 3'ü kök içine attığınızda 9, 9 kere 5, 45. Yine aynı şekilde 4'ü içeri attık, 16 çarptık, 48. Bu da 52. Bunların hangileri 6 ile 7 arasında değilse arkadaşlar o bizim cevabımız oluyor. Ve bunları 6 ile 7 arasında almak yerine 6'yı kök içine aldım. Kök 36. 7'yi kök içine aldım. Kök 49. Kök 36 ile kök 49 arasında olmayan bizim cevabımız olur. Bu da kök 52 olduğu için. Yani bu biraz daha 7'yi geçmiş oluyor. Yani şu bölgeye düşmüş olması gerekir arkadaşlar. Birinci soru böyle. Geldik ikinci soruya. Bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımını gösteren bir grafik var arkadaşlar. Türlerin dağılımı. Kolay bir soru. Yani birinci soru da kolaydı. İkinci soru da yine zevkli bir kolay bir soru. Karese zemin üzerinde verilen sütun grafiğiydi. Yukarıdaki daire grafiğine uygun olanını işaretleyin diyor. Yani buna göre bir şey veriyor. Bunu sütun grafiğine çevirmemizi istiyor. Çok basit bir soru arkadaşlar. Açısal düşünüyoruz. Hikaye 150 derecelik bir açıya denk geliyor. Şiir 90 derecelik. Roman da 120 derecelik bir açıya denk geliyor. Dolayısıyla en çok hikaye yani okunmuş olması gerekiyor. En az da şiir okunmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Baktığımızda en çok hikaye, en az şiir olan direkt bizim cevabımız oluyor. Birinci ve ikinci soru arkadaşlar kolay sorular. Üçüncü soru da yine kolay bir soru. Bir ondalık gösterimle alakalı. Bir basketbol takımındaki 5 oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş hali burada gösteriliyor. Takım antrenörü boyu 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak seçecekmiş. Yani bunlar arkadaşlar çözümlenmiş hali verilenleri yazıyoruz. Burası 201,1 oluyor arkadaşlar. Burası 170 yani şu 1'leri, 7'leri, 5'leri alsanız bile yeter. 175,5 oluyor. Şurası 100, 184 oluyor. Şurası 187,2 oluyor. Şurası 185,6 oluyor. 185'ten küçük olanlar hangileri? Bununla şu arkadaşlar Beyza ile Ceyda. Dolayısıyla iki kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir soru. Üçüncü soru da güzel arkadaşlar. Dördüncü soru bir şehirde demiryolu hatları varmış. İşte K treni gibi düşünebilirsiniz. L treni, M treni. Aynen trenler. Ortak D noktasında da istasyondan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar arkadaşlar. Yani bu şöyle gidiyor. Şuradan devam ediyor. Aynı şekilde bu da böyle gidiyor arkadaşlar. Tekrar yine buradan devam ediyor. Şuna baktığımızda bu da böyle gidiyor. Buradan devam ediyor. Bu kullandıkları hatların arkadaşlar uzunluklarını bize soruyor. En çok en yüksek yani en uzun hattı kullanan hangisidir onu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Şuradaki her bir uzaklık kök 2'ymiş. Sayıyoruz bunları. Saydığımızda 15 tane parça oluyor. Şu D'ye kadar sayıyoruz arkadaşlar. S'ye kadar saymamıza gerek yok. Neden? Çünkü zaten şu kısmı arkadaşlar yani şu S'nin olduğu kısmı 3'ü ortak kullanıyor. Dolayısıyla bizim orayla işimiz yok.
D'ye kadar 15, her bir parça kök 2 olduğu için 15'i de içeri attım 225, 225'i 2 ile çarptım 450. Yani şurası kök 450. Yine geldiğimizde şu L tireni arkadaşlar 8 parça var, 8 kök 5, 8'i içeri attık 64 çarptık 320. Bu da kök 320, bu kök 450. Aynı mantıkla yaptığımız zaman burada 13 tane var. 13 kök 3'ten 169 çarpı 3'ten arkadaşlar 507 yapıyor. Kök 507 en yüksek yani en uzun hatta sahip olan önce M, sonra K, sonra da L oluyor. Yani MKL bizim cevabımız olur. Buraya kadar arkadaşlar sorular güzel. Yorucu değil en azından. Kenar uzunlukları 2x'e x olan bir oyun parkurundan bahsediyor burada arkadaşlar. Sonra bu oyun parkurunu arkadaşlar biraz oyun parkı yani bunu biraz büyütmek istiyor. Şuradan 2 buradan 2 santim genişleterek biraz büyütüyor arkadaşlar. Şekil 2'deki oyun parkının alanının şekil 1'deki oyun parkının alanından kaç metrekare fazla olduğunu bulmamızı istiyor. Şunun alanını bulduğumda 2x kare. Bunun bir kenarı 2x artı 2. Şu kenarı x artı 2. Dolayısıyla x artı 2 ile 2x artı 2'yi çarptığımda şöyle bir cebirsel ifade elde ediyorum. Bundan da 2x kareyi çıkardığımda direkt 6x artı 4 kalıyor arkadaşlar. Tamam, gördüğünüz gibi 5. soruda kolay bir cebirsel ifade. Yükseklikleri arkadaşlar santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması verilmiş arkadaşlar. Bunları üst üste koyarak şöyle bir şekil elde ediyor. Sonra bunları da üst üste koyarak bir tane kule elde etmek istiyor. Sonra kulenin en üstünden bulunan kutulardan bir tanesini çekip alıyor. Kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurayı topladığımda 16K, burayı topladığımda 16K, burayı topladığımda 16K. Üçünü üst üste koyacağım için uzunluk yani yükseklik 48K oluyor. Bir tane aldığımızı düşünelim. Şunu alırsanız yani K giderse geriye 47K olur. Dolayısıyla K'ya 2 verdiğimde 84, 94 elde edebiliyorum. 94 var. Ya da şunu çıkardığımızı düşünüyoruz. Yani bir tane çıkardığımızı düşünmemiz gerekiyor. İşte 5K'yı çıkarınca 43K, o da 86 yapıyor. Ya da şunu çıkardığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Oradan da 82'yi elde edebiliyoruz ama kaç o? 90'ı elde edemiyoruz arkadaşlar. Bu da zevkli bir soru. Yani sorular arkadaşlar, sorular hakkında yorum yapmam gerekirse, yani 20 dakikada yapılabilecek bir sınav değil. Ben bile bunların çözümünü yarım saatte zor yaptım. Yani yarım saat, 40 dakika, belki 45-50 dakika zamanı alacak bir soru arkadaşlar. Yani sınav soruları çok kolay da değil, çok zor da değil ama mantık isteyen sorular çoğunlukta arkadaşlar. Bunların PDF'sini mbaeğitim.com sitesinden arkadaşlar indirebilirsiniz. Linkini aşağı koyacağım. Olasılıkla ilgili bir soru arkadaşlar. Kendince yani rakamları kendince bir tablo halinde şekillendiren bir şekil kullanmış arkadaşlar. Yani bir tanımlama kullanmış. Biri ben böyle yaparım, yazarım diyor. 2'yi böyle yazarım, 3'ü böyle yazarım, 4'ü böyle, 5'i böyle, 6 bu şekil, 7 bu şekil, 8 bu şekil, 9 bu şekil, 10 bu şekil diyor. Bu karakterlerle arkadaşlar iki basamaklı doğal sayılar yazacakmış. Mesela 10'u böyle yazarım diyor. 11'i böyle yazarım, 12'yi böyle yazarım. Dolayısıyla rastgele yapılan bir çekilişte üzerindeki nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı. Şimdi iki basamaklı sayı yazacaksak 10'dan 99'a kadar arkadaşlar 90 tane sayı yazmamız lazım. Aşağısı 90. Nokta sayısı 5 olacak. 5 nasıl elde ederim? 1 ile 4'ü yan yana yazarsam yani 14 ya da 41 arkadaşlar bunları tek tek saydık. 14'e 41, 16'ya 61, 27, 72, 83, 38. Bunları tek tek saydığımızda 17 tane oluyor. 17 bölü 90 direkt bizim cevabımız oluyor. Bu yani buradan sonra herhalde dananın kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Bundan sonra iş biraz daha zorlaşıyor. Her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiş. Kullanılarak bir kolye yapılmış arkadaşlar.
Kullanılan boncukların yani koledeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Dolayısıyla ben x tane sarı, y tane de mavi dersem x'in yani bunun 3 gram, bu da 5 gram olduğu için 3x eşittir 5y olması gerekiyor. Buradan direkt buradan x'e 5k, y'ye 3k diyebilirim arkadaşlar. Yani buradan 5k'ya 3k derim. Sonra kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan azmış. Yani 3x artı 5y 230'dan küçükmüş. Bunları 15k 230, 30k 230'dan küçük. K'ya buradan 7 verebiliyorum. Aradaki farkı soruyor benden. 5k'dan 3k'yı çıkardığımda 2k elde ediyorum arkadaşım. 2 kere 7, 14. Yani soruyu okuduk. Aynı zamanda cevapladık da arkadaşlar. Bu mantıkla yapabilirsiniz. Yani mantığımız burada gözüküyor. PDF'sinin vbaeğitim.com sitesinden veya sorucevaplar.com sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Linki videonun altında. Eymen kartlar vermiş arkadaşlar. Bu kartların her birinden üçer adet varmış Eymen'de. Karekökle ifadeler yazıyor. Bunları kök dışına çıkardığımda kök 0,09 kök 0,3'e eşit. Kök 0,25 0,5'e eşit. Kök 0,64 0,8'e. Kök 1,44 1,2'ye eşit arkadaşlar. Köklü sayı dışına çıkardım bunları. Eymen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan karekök ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde ediyor. Yani bunları topladığında bir doğal sayı elde ediyor. Bunu nasıl çözeriz? Önce kartların toplam sayısını bulalım. Yani M'de 3 kart varsa M'nin toplamı 0,9. K'nın toplamı 1,5. İşte Y'nin toplamı 2,4. T'nin toplamı 3,6. Eymen en fazla kaç kart seçmiştir diyor. Yani kaç tane seçtiğine bakalım. MK'dan arkadaşlar 3'er tane. Y'den de 3 tane seçtiğim zaman toplamı 10 tane. Yani olacak şekilde ben yaptım. Bura 0,9. Bura 1,5. Bura 2,4. Yani doğal sayı olmasını istiyorsak son karttan da bir tane seçeriz. Cevabımız 6 bulmuş oluruz. Doğal sayı olur. Dolayısıyla 10 tane kart seçebiliyoruz arkadaşlar. Son iki soru güzel soru. Bunlar biraz problem tarzı sorular arkadaşlar. Yani dediğim gibi dananın kuyruğu aslında 10. 11. sorudan sonra kopuyor arkadaşlar. Yani öğrencileri zorlayan sorular buralarda var. Yukarıda tanım vermiş. Bir kenar uzunluğu 5 üzeri 4 olan kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eş dikdörtgen ve bir kare çizilmiş. Bu şekillerden kare 2 eş dikdörtgen ve kırmızıya boyanmış. Bu şekilde bir şeklimiz var arkadaşlar. Ben buraya x, 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 x şeklinde dersem arkadaşlar burada 4, 5, 6, 7, 8, 10x olur. 10x eşittir 5,4 demiş oluyorum. Yani buradan x eşittir 5 üzeri 4 bölü 10. Yani 10x eşittir 5 üzeri 4. x eşittir 5 üzeri 4 bölü 10. Bunu buldum. Şimdi aynı şekilde buranın da 10x olması lazım. Buraya kadar 8x. Dolayısıyla şuraya 2x kalır. Bura 2x. Bura 8x arkadaşlar. Alanı soruyor. Bunun alanı 2, 4x kare. Şunun alanı nedir? 8x kare. Bunun alanı 8x kare arkadaşlar. Bunları tek tek topladığımız zaman 16x kare artı 4x kareden 20x kare. X gördüğümüz yere 5 üzeri 4 bölü 10 yazdığımızda arkadaşlar direkt cevabı bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Yani şundan sonrası çözüm arkadaşlar 5 üzeri 7 bizim cevabımız oluyor. Geldik 11'e. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt alanlar santimetre kare cinsinden 10'dan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmış. Yani bunlar karesel bölgelere ayrılıyor. Dolayısıyla ben en küçük sayıya iki basamaklı bir sayı olacağı için 10'dan büyük. Dolayısıyla 3, 3 desem 9 olur. O zaman ben 4, 4 diyorum. 4, 4, 16. Burası 4 ise burası da 4. Burası 8 olduğu için C'nin bir kenarı 8. Dolayısıyla buralar da 8 arkadaşlar. Şurası 4 olacağı için sonra bakıyorum. Şimdi şurası 8, burası 4 arkadaşlar. Yani şu şekilde şuranın toplamı 12 olması lazım. O zaman 6'ya 6 bölünmesi gerekiyor. O zaman şuralar da 6 6. Sonra şurası 14 ise bunların her bir kenarı da 14 olması gerekiyor arkadaşlar.
Böyle bir şekil var arkadaşlar. Bu şeklin bir yüzünün alanını soruyor. Yani iki kenarını çarpmamızı istiyor. Şurası topladığınız zaman 18, 26, 26 çarpı 14'ten arkadaşlar bizim cevabımız olan 364'ü bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Bu şekilde. Yani diğerlerine göre 12 sanki biraz daha kolay ama yani diğerleri dediğim 8, 9, 10, 11'e göre 12 biraz daha kolay ama 9'dan sonra aslında yani işin ipin ucu kopuyor arkadaşlar. Bundan sonrası zorlaşmış. Alanı 1050 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panoya. Şimdi kare şeklinde diyorsa ve alanı 1050 diyorsa arkadaşlar bir kenarı kök 1050 olması gerekiyor yani. O şekilde düşünebilirsiniz, tamam mı? Yani aynen şurada yazmışım. Kök 1050. Kök 1050 de arkadaşlar baktığımızda 33'ten küçük geliyor. Yani 33'ün karesini aldığımız zaman 1050'den fazla oluyor. Yani dolayısıyla kök 1050 33'ten küçük olur. Panoya birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklinde bir afiş panoya asılacakmış arkadaşlar. İki tane kenarı var. Biri 5'in kuvveti, diğeri 2'nin kuvveti. Yani şu şekilde arkadaşlar. Biri 5 üzeri x, diğeri 2 üzeri y arkadaşlar. Kuvvet olacak ya. 1050'den küçük olması gerekiyor. Alanın 5 üzeri x'in de 33'ten yani. Çünkü kenardan küçük olması gerekiyor. X buradan 2. Aynı şekilde 2 üzeri y'nin de arkadaşlar. 2 üzeri y'nin de yine 33'ten küçük. Y buradan 5. Getirip yerine koyduğumuzda direkt 800 cevabını buluyoruz arkadaşlar, tamam mı? Evet, burası gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar maalesef. Bu soru samimi söylüyorum 3 dakikada zor çıkar. 3-4 dakikada öğrencinin zamanını yemek için sorulan bir soru bu arkadaşlar. Tek tek bulacaksınız. Bir 60 gram tuz var arkadaşlar. Soruyu okuduysanız soruları okumakla vakit geçirmek istemiyorum. Videonun olabildiği kadar kısa olmasını istiyorum. 60 gram tuz arkadaşlar şurada dağıtılmış. Nasıl dağıtacağız? Açıya göre dağıtacağız arkadaşlar. Oran orantı yapabilirsiniz. 360 derecelik bir daire dilimi eğer 60 grama denk geliyorsa yani 360 60 ise bu kaç derece? 90 derece. 90 ne olur? 90, 180, 270, 360, 360'ın dörtte bir olduğu için buraya 15 de direkt diyebilirsiniz. Yani açılara göre ben bunları tek tek buldum arkadaşlar. Tek tek bulacaksınız. Bu bir. Bir de porsiyonlar var. Yani bu içindeki tuz miktarını gösteriyor. Yani şöyle diyelim köfte mesela 10 köftede, 10 köftede, köfte nerede? Şurada. 10 köftede toplam 15 gram tuz var arkadaşlar. Yani öyle düşünün. 10 porsiyon 15 gramsa bir porsiyon 1,5 gram. Taze fasulyede 6 porsiyon varmış. Toplam tuzumuz 9 gram. Bir porsiyon 1,5. Makarna da 5 porsiyon 6 gram. Bir porsiyon 1,2. Yani bunları tek tek buluyoruz arkadaşlar. Sonra diyor 3 farklı yemek yemiş. Bunlardan toplam 5 gram tuz tüketmiş. Dolayısıyla 3 tane bir şey alıyoruz ve topladığımızda 5 gram yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu bakıyoruz. Şıklara bakıyoruz. Aşağıda yaptığımıza bakıyoruz. 5 olan bizim cevabımız oluyor. Samimi söylüyorum bu soruyu üniversite sınavında sorun. Oradaki öğrencilerin 3-4 dakikasını alacak bir soru. Hatta yani iddia ediyorum %50'si çözemez bu soruyu yani. Arkadaşlar bu soru evet zor. Zaman çalan bir soru. Yine olasılık sorusu. Yukarıda olasılığın tanımını veriyor. Kenar uzunlukları 1 ve 9 santim olan dikdörtgen biçiminde bir halı var arkadaşlar. Farklı renklere boyanmış. Kapladığı karesel bölge. Bunların alanları birbirine eşit arkadaşlar. Şu farklı renkteki alanlar birbirine eşit. Sonra iki parçaya ayırmak istiyor. Ama nereden ayırmak istiyor? Mesela şu köşelerden ayırmak istiyor, tamam mı? Ortadan ayırmak istemiyor. Parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olma olasılığını soruyor. Dolayısıyla nereden parçalamış olabilir mesela? Şuradan parçalamış olsa burada bir tane var. Şurada 8 tane var. Yani 1'e 8 oluyor. Şuradan parçalamış olsa 2'ye 7 olur. Şuradan parçalamış olsa 3'e 6 olur. Şuradan parçalamış olsa 4'e 5 olur. Tersini de yapsanız yine aynısını elde edeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla
uğraşmıyorsunuz yani bir de tersiyle. Bir daha tersini uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani 8'e 1, 7'ye 2, 6'ya 3 filan hiç gerek yok. 4 parça var. Alanı diğerinin 2 katı olan sadece bu. 6, 3'ün 2 katı arkadaşlar. Ondan da bir tane var. Direkt olasılığımız 1 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir soru. Zevkli, basit bir soru aslında. Bu soruda arkadaşlar yine yapılabilen bir soruydu. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 olan bir dikdörtgen verilmiş. Yani diyor ki şunun çevresi 2x artı 2'dir. Dolayısıyla arkadaşlar 2a artı 2b'ye 2x artı 2 dersem buradan a artı b'nin x artı 1 olduğunu bulurum. Soruya gelelim. AB boyunca bunları bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey diye diziyor. Sonra dikdörtgenlerden x artı bir kez kısa kenar üzerinde yerleştirilmiş. Yani şunlardan x artı bir tane var. Bunlardan x artı bir tane varsa şunlardan da arkadaşlar şunlardan da x artı bir tane vardır. Dolayısıyla yani şu şekilde iki parça halinde düşünürseniz şu parçayı yani şöyle bir parça düşünürseniz bu parçadan x artı bir tane var. Parçadan x artı bir varsa kenarı şurası a artı b. O zaman a artı b'yi x artı bir ile çarpmam yeterli. A artı b de x artı 1. Dolayısıyla x artı 1 çarpı x artı 1. X kare artı 2x artı 1 tam kare ifadesi ortaya çıkıyor arkadaşım. Tamam mı? Geldik 16. soruya. Yine olasılık sorusu. Renkleri dışında işte diğer özellikleri özdeş olan 4 tane kırmızı geriye kalanı beyaz olan toplar. ABC torbalarına atılıyor. Bu torbaların her birine rastgele bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Şurası önemli. Demek ki her torbada kırmızı olmak zorunda. Olasılıklar eşitse boş olamaz. O zaman şuraya 1, buraya 1, buraya 2 koyabiliriz arkadaşlar. Ya da 2, 2 koyamayız. Yani 2, 1, 1 koymak zorundayız. Olasılıklar eşitse o zaman 2 tane top varsa 2A tane beyaz olması lazım. 1K top varsa 1A beyaz. 1A beyaz olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla toplam 4A tane beyaz var. Olasılıklar eşitse arkadaşlar dolayısıyla 4A tane beyaz var. Yani şıklara baktığımızda 4'e bölünebiliyor olması gerekiyor. Bölünebilenler bunlar. Bölünemeyen bizim cevabımız olur. Bu 4'e bölünemez arkadaşım. Tamam mı? 17 ve 18 arkadaşlar EBOB'la ilgili bir soru. Her birinin kütlesi 40 gram kilogramdan az. Çuvallar var. Bunları tarttığımızda 720 kilogram geliyor. Sonra bu çuvallara biraz daha çuval koyduğumuzda 1344 kilogram geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1344'ten 720'yi çıkardığımızda eklediğimiz çuval 624 arkadaşım. Demek ki 720 ile 624'ün ebobunu bulursak bir çuvalı bulmuş oluruz. Ebob bulduğumda normalde 48 çıkıyor. Ama çuvalın kilogramı diyor ki şurada 40'tan az olacak. Dolayısıyla bir tane 2'yi yok ediyorum. Yani ebobu ben 48 değil de 24 buluyorum. İkinci eklenen çuval miktarını bize soruyor. 624'ü de 24'e böldüğümde 26 direkt bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yine 18. soru enfes bir soru arkadaşlar. Fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller galeriye işte iki tır ile taşınıyor arkadaşlar. Otomobillerin kütleleri verilmiş. 4 üzeri 5'i ben 2 cinsinden 2 üzeri 10 diye yazdım. Kırmızı otomobil 2 üzeri 11 kilogrammış. Tırlar da arkadaşlar mavi otomobilden 4 tane, kırmızıdan 3 tane. Bu da mavi ve kırmızıdan eşit olacak şekilde taşıyabiliyormuş arkadaşlar. Burada zaten soruda veriyor. Sayılar birbirine eşittir diyor. İki tırın taşıdığı toplam otomobillerin kütlesi 2 üzeri 14'müş arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi A tırınki x tane var. X çarpı 2 üzeri 10. Yani bu mavi için. Kırmızı için x çarpı 2 üzeri 11. B için düşündüğümüzde 4 çarpı 2 üzeri 10. 3 çarpı 2 üzeri 11 arkadaşlar. Yani toplam taşıdıkları kiloyla
kiloyu bulmaya çalışıyoruz. Bu denklemi kurduğunuzda sonra 2 üzeri 11 parantezine 2 üzeri 11 olanları yan yana aynı paranteze, 2 üzeri 10 olanları yan yana aynı paranteze. Sonra 2 üzeri 11 arkadaşlar 2 çarpı 2 üzeri 10 diye ayırdım. Sonra hepsini 2 üzeri 10 parantezine aldığında cevap da 2 üzeri 14 olacağına göre o zaman direkt buranın 2 üzeri 14 olması gerek, 2 üzeri 4 olması gerekiyor. 2 üzeri 4 de 16 yapar. Dolayısıyla 3x artı 10, 16 ise x buradan 2 gelir arkadaşlar. A tırıyla taşınan 2 maviymiş, 2 tane de kırmızıymış. Toplamı 4 tane. Geldik 19. soruya arkadaşlar. 3 tane mavi kare bu şekilde yerleştirilmiş. İç içe girecek şekilde şuralar iç içe girmiş arkadaşlar. Boş bırakılan yerin alanı 6x kare artı 36x artı 54'müş arkadaşım. Dolayısıyla buna göre panonun çevresini soruyor. Şunu soruyor. Arkadaşlar ben KK dedim. Buraya K dediğim zaman şurası K artı 1 olacağı için şurası da K artı 1. Burası K artı 1. Dolayısıyla burası da K artı 1 olacak. Bunlar KK diye gidiyor. Şunlar 2K. Şurası 2K K artı 1. Şurası 2K K artı 1 oluyor. Boş alanı nasıl bulurum? Şu büyük alandan arkadaşlar. Mavi alanı çıkarırsam boş alanı bulurum. Büyük alan da 3K artı 1'in karesi oluyor. 3K artı 1'in karesi oluyor arkadaşlar. Mavi alanlar da yani K artı 1 olduğu için her bir tanesi K artı 1'in karesi oluyor. Ama şöyle bir şey var. 1 santimetre kareleri 2 defa saymış oluyoruz. Dolayısıyla 2 santimetre kareyi de geri çıkarmamız lazım. Tamam mı? Boş alan da şu ikisinin farkı oluyor. Yani 3K artı 1'in karesinden 3 tane K artı 1'in karesi eksi 2'yi çıkarıp 6X kare artı 36X artı 54'e eşitlemek gerekiyor. Buradan işlemleri yaptığımızda arkadaşlar K kare eşittir X artı 3'ün karesi, K eşittir X artı 3 geliyor. K'ya X artı 3 verdiğim zaman burası X artı 4. Burası 2x artı 6. Dolayısıyla 3x artı 10 oluyor sanıyorum. 4 tane 3x artı 10'u çarptığımızda 12x artı 40 arkadaşlar bizim çevre uzunluğumuz oluyor. Yani güzel bir soru ve uzun bir soru maalesef. Yine uzun bir soru. Dediğim gibi dananın kuyruğu arkadaşlar 10. sorudan sonra kopuyor. Yani bu sınavda 15 ve üzeri yapan öğrenciler kesinlikle başarılı öğrenciler. Çok başarılı öğrenciler arkadaşlar. 12 ve 13 yaptıysanız hiç üzülmeyin. Yani olur bu zaten arkadaşım. Ama 15 ve üzeri yapanlar gerçekten başarılı öğrenciler olur. Şimdi ordu iline düzenleyeceği gezilerle ilgili arkadaşlar anket sonuçları sütun grafiğinde katılan kız ve erkek öğrencilerin dağılımı. Yani burada anket sonuçları var. Burada ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin dağılımları var. Şimdi toplam öğrenci sayısı arkadaşlar topladığımda 60 tane öğrenci oluyor. 60 tane öğrencinin de erkek ve kıza göre dağıttığımda 35'e 25 oluyor. Yani açıya göre yapıyorum zaten. 35 tane erkek, 25 tane kız. Sınıf mevcudu 60 arkadaşlar. Sonra kız ve erkek öğrencilerin işte ziyaret etmek istedikleri yerlerin dağılımını ayrı ayrı veriyor. Yani mesela diyor ki Yason Buru'na gitmek isteyen kız ve erkek öğrenci. Bakıyorum Yason Buru şurada. Kaç öğrenci gitmek istiyormuş? 30. 30 öğrencinin açısal değeri 216 derecelik bir açısı erkek, 144 derecelik bir açısı kız. Dolayısıyla 216'ya göre yaptığım zaman 18 erkek yapıyor. Aynısını burada yaptığımda 6 erkek, aynısını burada yaptığımda 7 erkek. Topladığım zaman arkadaşlar 31 erkek yapıyor. Toplam 35 erkek olması lazım. Kalan 4 erkek nerede? Kalan 4 erkek de Boztepe'ye gidiyor arkadaşlar, tamam mı? Zaten bizden de onu istiyor arkadaşlar. Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek sayısını bize soruyor. Yani LGS soruları bu şekilde arkadaşlar. Sorular zor mu? Evet, sorular zor arkadaşlar. Önceki yıllarla karşılaştırdığımızda 2018'e benziyor arkadaşlar. Yani 2019'dan biraz daha zordu sorular. 2019 biraz daha kolaydı. 2018'e benziyor bu sorular. Türkçeyi ve feni bilmiyorum ama onların biraz daha kolay olduğu söyleniyor. Matematik çok zor değil ama çok kolay da değil. Dediğim gibi yani bizim gibi öğretmenlerin bile yarım saatini alan sorular var.
Videonun PDF'sini arkadaşlar aşağıda link bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.